Herkese merhabalar arkadaşlar, günaydın. Sabah olduğunu şu an suratımın bu yorgunluğundan da anlayabilirsiniz. Bugün hava çok çok kapalı dışarıda. Sabah alarma uyandığımda anlayamadım yani nasıl saat 7 olmuş. Hızlıca hazırlanıyoruz bugün. Biraz yoğun bir gün olacak, işlerim çok. Aynı zamanda ameliyatlarım da çok. Bugün eğer yapabilirsem, iş çıkışı çok yorgun olmazsa, şöyle bir kafeye gidip kitap okumayı düşünüyorum. Ne zamandır gerçekten kendimi o kadar çok ihmal ettim ki, kendi kendime sinemaya gitmeyi vesaire çok seviyorum. Ama uzun bir zamandır bunların hiçbirini yapamadım maalesef. Bakım ürünlerini gerçekten böyle yaya yaya bastıra bastıra sürmektense şu şekilde tampon hareketi yapmak gerçekten çok daha faydalı oluyor. Hem cilt çok güzelliyor hem de o bastırma hareketi sırasındaki travmayı almıyor. Benim cildim çok hassas. O yüzden böyle en ufak şeyi saçma sapan hissediyor. Kışında güneş kremlerimizi sürmeyi unutmuyoruz, değil mi? C vitamini de kullanıyorum aslında da şu an burada yok. Hatta böyle doğa yoğun bir C vitamini almayı düşünüyorum. Hazır havalar iyice soğumuş, kapanmışken şöyle lekelerimizi birazcık açalım. Benim şuradaki lekem, burnumdakiler asla ve asla açılmıyorlar maalesef. Onlar için muhtemelen lazer falan gerekiyor ama şu an için lazerle uğraşmam mümkün değil. Çünkü lazeri direkt hadi gel sana lazer yapalım demiyorlar. Milyonlarca bir bakımdan geçiyorsunuz. Şurada da bu arada bu haftanın, geçen haftanın stresinden hemen bir sivilce patlamış maalesef. En sevdiğim, Türkiye'den beri kullandığım kapatıcı gerçekten bana çok iyi geliyor. Türkiye'deyken bu arada şunu kullanıyordum. Somonlu. Bunun daha yenisini almadım. Bundan da memnunum aslında. Ama bu daha güzel kıvamı. Normalde cilt makyajı da çok fazla yapmıyorum ama bugün birazcık yapacağım. Bu arada makyajı sadece kendim yapmayı bilen bir insanım. Çok öyle makyajla ilgili bir ekstra bilgim yok. Niye böyle yapıyor şimdi diyebilirsiniz. Ve bayılarak kullandığım, gerçekten çok ilginç bir şekilde daha iyisini bulamadığım Golden Rose'un kirpi kıvırcısı. Bunu Koreli arkadaşlarıma da denettim. Onlar da gerçekten çok şaşırdılar. Maalesef lastikte değil iş. Ben lastiğinde zannediyordum ama lastiğini başka şeylere uyguladığınız zaman aynı etki olmuyor. Kesinlikle ikisini birlikte kullanmanız gerekiyor. Birkaç tane aldım geldim ama lastikleri de bitince bilmiyorum ne yapacağım. Ay, Mart'ta arkadaşım geliyor. Hemen bundan rica edeyim. Mart'ta arkadaşım gezmeye geliyor. Diş hekimi arkadaşım buraya. Sağ olsun, ihtiyacın olan bir şeyler varsa getireyim dedi. Peynir zeytin dedi hemen. Benim gözler. Hemen şuradan.
nemlendirici de süren. Bunu da arkadaş Amerika'ya gitmişti. Amerika'dan gelirken almış. Çok güzel bir şey değil. Ama böyle karpuz tadı var. Yoğun bir nemlendirici. İşim güzel geliyor, o yüzden kullanıyorum. Benim kirpiklerim çok sert. Ve hani normal böyle rimelle kalkacak durumda değil. Çok güzel kaldırıp rimel sürerseniz evet çok güzel, ama onun dışında çok problem. Hatta işte kirpik permasına falan gitmiştim. Rezil etmişlerdi kirpiklerimi. Oh, hala yani o şoku atlatamıyorum. Kadın ilk seansı yaptı Türkiye'de bu arada. Burada henüz cesaret edemedim. İlk seansı yaptı. Ben ama sürekli söyledim benim kirpiklerim çok şey. Dudağım niye bu kadar renksiz? Benim kirpiklerim çok zor, öyle kalkmıyor şöyle böyle. İşte siz bana bırakın, ben biliyorum bu işi bilmem ne falan filan dedi. Ondan sonra bir yaptı. Benim kirpikler tabii ki kalkmadı. Mecburen yapacak toparlamak için de bu sefer normalde bir ped yerleştiriliyor ya. Sen o pedi kaldır. Benim kirpikleri şöyle yap. Bu sefer gerçekten yapıştı ve benim kirpiklerim böyle 90 derece yapışmış bir şekilde, zaten uzun. Bir de böyle o alt beyaz çizgisi var ya, tamamen gözüküyor. Şoka girdim. Çak bundan yıllar önce benim hatam, ama ben Instagram'dan salak gibi etiketten buldum yani. Gittiğimde sertifika değil de ne denir ona? Levhası falan bile yoktu adam gibi. Hemen benim oradan koşarak kaçarak uzaklaşmam gerekiyordu ama salak gibi kaldım neyse. Göz makyajını bugün kahverengi tonlarında yapacağım. Etude House ve Misha. Canım arkadaşım İknur'un bana geçen seneki doğum günümde hediyesi. Bugün biraz böyle parlak parlak olalım. Burada makyajı çok fazla yapmamaya alıştım. Çünkü hani Koreliler doğal makyaj yaptıkları için benim yaptığım makyajla, benim gözümle, benim işte kaşımla vesaire aynı hissi vermiyor. Ben çok böyle sanki düğün makyajı yapmışım, ağır makyaj yapmışım gibi oluyor. Kızlar da sürekli makyajsız çok güzelsin, makyajsız çok güzelsin diye diye beni şımarta şımarta. Ben böyle saldım makyaj yapmayı. Sadece kapatıcıyla işte rimelle falan idare ediyordum. Ama şöyle bakar mısınız şu ışıltının güzelliğine ya. Canım arkadaşım dün canım sıkkın diye sağ olsun aradı beni. Şöyle bir kendime getirdi, sirkeledi. O kadar özlemişim ki. Üniversiteden çok yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım. Onların evinde balkonda çekirdeğimiz itirdiler. Salıncakta sallanır. İşte bazen YouTube açar, bazen Kore dizisi açar. Güzel vakit geçirirdik. Eşi evde olmadığı zamanlar ben sürekli onun evindeydim. Artık kuma gibiydim yani resmen. Kiko. Bunu da yıllardır kullanıyorum. Bu sefer Almanya'ya gittiğimde Almanya'dan depoladım geldim ay. Yine benim kirpiklerime en uygunu gerçekten bu. Başka şeylerle, rimellerle ne kadar kaldırsam da kirpiklerimi bir işe yaramıyor bu arada. Gözlerimi de şöyle göstermiş olayım. Benim kirpiklerim yoğun olduğu için, fazla olduğu için benim maskaradan tek beklentim çok güzel kaldırsın ve gün içinde düşmesin. Bazen hani ne kadar aynı şekilde yaparsam yapayım kirpiklerim düşebiliyor. Şurası yapıştı. Bir de hava nemliyse. Hava nemli olduğunda maalesef kirpiklerim de düşüyor. Dudağıma da ne sürsem. Kisminin bir rengi var.
Şöyle. Çok güzel aslında. Bu biraz fazla iddialı. Bunu sürmeyeceğim. Zaten birazdan kahve içince silinecek. Nars var. Nars'ı da ben sevemedim. Sürekli eriyor zaten. Bunu da doğum gününde bir tane Koreli arkadaşım almıştı. Sürekli eriyor böyle. Bunu bir türlü beğenip şey yapamadım. Bu neydi ay? Etüdü de aldım. Bir de şu renk var ama bu da birazcık cart kaçıyor. O yüzden bunları kullanmayacağım. Şunu kullanacağım. Çok dağıl bir renk. Şimdi gerçi nemlendirici olduğu için belli olmadı. Biraz sileyim. Çok doğal bir renk olduğu için benim çok hoşuma gidiyor. Işığımız nerede güzelmiş? Burada güzelmiş. Bu gözlerimin altındaki şişlikleri bugün artık idare edeceğiz. Ne yapalım? Yüksek lisans doktora ve lisans öğrencilerinin olduğu bina bu taraf. Maraton gitti bu. Sürekli her hafta salı günü yediğimiz maraton yemeği. Bu Çin yemeği. YouTube'a orlika. Orlika ne? Kuranın yapıca maradı. Benim Türkçe konuşmamı taklit ediyor Yunin. O da arkadaşım kendimde. Sürekli benimle dalga geçiyor. Ya. Ha orlika ya. Ha orlika. Neydi? Ay Çin yemeği bu. Acı oluyor. Bayağı acı derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Baba. Makyaj yapacakmış ancak öyle çıkabilirmiş YouTube. O yüzden ekrana çıkmak istemiyorum. Sürekli benimle dalga geçmekle uğraşıyor. Dekoya. Kamsahamnida. Mukumyeongsa otteokke jikkeul su issulka? Sonkarakuro haji?
좋아한다고? 가면 한 시간 안 와 지금. 사실 좋아한다. 이제 끝나지 않았나? 왜 깔았어? 어? 방출하려고 간 거야? 아니 해줄 몰라. 일단 아무 생각 없이 하는 거지. 그러니까 사람이 좀 생각하면 살아야 될 거 아니야. 아 그만 찬소리해. 오 할머니. 아 나보다 나이 훨씬 나. 왜 친구하고 싶다. 오 진짜 오랜만에 봐서 아 너무 웃겨. 아 들어봐봐. 아, 제대로 먹지를 못하네. 이렇게 몇 개만 먹고 그만해야겠다. 아 맛있다. 오늘은 괜찮은 것 같아. 아 떡이다. 아, 저 사람 예쁜 쪽에 밥 먹는데 앞에 나와. 비행이 안 좋아요. 뭐했는데? 예쁜 쪽 가자. 죽어봐. 어, 너무 뜨거워. 라인이 너무 밑에까지 있어서 부르기 힘들다. 응? 응? 왜 안 나와? 어, 불러? 아, 괜찮은 것 같은데? 와, 근데 인상이 진짜 다르다. 나 저거 그렸는데. 나 정면 봐줘. 응. 한 번만 너무 봐봐. 세지잖아. 그래서 잘 안 해. 진짜 다르지? 괜찮은데? 괜찮아? 밑에 이음은 괜찮을 것 같은데? 삼각점? 그 어, 스타일이 좋아. 내가 이제 못하는. 선생님 조금만 더 길게 해봐. 여기서 길게 어, 하지마. 길게를 해. 나도 길게 하고 싶었는데. 길게 하고 싶어? 아니 길게 하면은 나 엄청 세 보여. 그럴 것 같긴 해. 그래서 눈 살짝만. 어 손 떨려. 무서워요. 어 선생님 눈 이렇게 살짝 반만 감아줘. 이거 점막 다 채우는 게 낫나? 너무 채우면은 또 아니야 굳이 쌤은 채울 필요 있는 점막은 아니야. 어, 에! 누나 잠깐만 문이 잠깐만 예, 잠깐만 어. 이거 위에 어, 띡 그려져가지고 잘 그려줄게. 싫어. 예쁘게 해줄게. 악마의 속삭이. 아 화장 너무 귀찮은데 하라고? 봐봐. 아니야? 별래? 아 별로인 건 아닌데 이거를 이제 거치다가 두꺼워진 거지. 아 두꺼워졌어 어, 지금? 어. 일부러 두껍게 한 건데 그 정도는. 조금 더 길게 하고 싶어 근데 나는. 여기를 길게 하고 싶어? 근데? 일단 해봐봐. 조금만. 응. 선생님 눈을 그렇게 깜빡해. 어 깜빡이지 마세요. 도구씨 이거 하나야? 아니 아니 거기 통에 들어있잖아. 유튜브에 올릴 거야. 나중에 뭐라고 하지 마. 안 하면 뭐라 해. 아, 나 모르겠어. 나 이제 못 하겠어. 아니, 너 뭐.
kızlar bana makyaj yapmak istiyorlardı. Normalde ben böyle full makyaj yapsınlar istiyorum, tamam mı? Ama cesaret edemedikleri için bugün sadece eyeliner sürmek istediler. Eyeliner sürmüş halimle sürmemiş halim arasında çok fark olduğu için şu an böyle sürdükten sonra yok sen sürme, sana yakışmıyormuş, çok böyle sert gözüküyormuşsun diyorlar. Bu arada cildim çok kuru. Yani şu hale bakar mısınız? O kadar büzüşüyor ki bilmiyorum. Gün içinde kullanabileceğim bir nemlendirici ve bir şey bulmam lazım. Çok ciddi çirkin oluyorum. Neyse yine de eyeliner'ı silmedim. Şimdi öğleden sonra asiste yetmeye gidiyorum ameliyata. Çıkınca da inşallah birazcık dışarıda dolaşacağım. Sonunda işten çıktım. Aslında yapılacak daha çok iş var ama bugün gerçekten dinlenmem lazım. Yarın sabah çok erkenden ameliyatımız var çünkü. O yüzden birazcık kahve içip kitap okumaya gidiyorum. Bu karşı tarafta Eva Üniversitesi. İva. İva Üniversitesi. İva Kadınlar Üniversitesi tarafı. Bu arka taraf bizim tamamen Yonsa'da. İkisi karşılıklı ama İva'nın kampüsü sanırım sadece buradan ibaret. Yonsa'da gibi değil yani. Ay şuradaki sandviç dükkanı da en sevdiğim yer. Şöyle bir anım var. Hoca bizi yemeğe çıkarmıştı arkadaşlar. Sonrasında da buraya kahve içmeye geldik. Şurada onu göstereyim. İşte tatlı kurabiye bir şeyler falan söyledik. Sonra hoca dedi ki hani ekstra bir şeyler daha söyleyin, paket yaptırın. Yaparsınız. Evde yersiniz. Sonra ben de orada böyle tam buğday ekmeğine benzeyen, tam olarak tam buğday olmasa da böyle küçük bir paket ekmeği gözüküyordu. Sevindim ben de, mutlu oldum, tamam mı? İşte güzel ekmek buldum yiyeyim falan diye. Ondan sonra neyse paketlettirdim. O gün akşam da yemedim ben o ekmeği. Sabah kahvaltıda yiyeceğim illa diye. Önceden sabah kahvaltıyı böyle tam deli gibi yapıyordum. Şimdi sabah kahvaltılarını hafiflettim. Neyse. Sen sabaha kadar heyecanla bekle. Güzel bir ekmek yiyeceğim sonunda diye. Yanımda da peynir mi vardı? Yani hatırlamıyorum. Yanında kahvaltı yiyecek bir şeyler daha ayarlamıştım. Sabah okula geldim. Çayımı mayımı koydum. İşte kahvemi aldım. Neyse hatırlamıyorum. Ekmeği bir böldüm arkadaşlar. İçinden roseberry kreması mı? Blueberry mi? Neyse. Tatlı bir krema ama tadı da çok kötü kremanın ve o kadar hayal kırıklığına uğradım ki size anlatamam ya, şoka girdim yani ve böyle şey hani çok azıcık bir krema da çalmamışlar yani deli gibi içine krema şey yapmışlar. Arasan o kadar bulamazsın kremayı ki kremanın tadı da hiç güzel değildi, o ekmeğe de tadı hiç mi hiç uymamıştı. Gerçekten kafe çok güzel. Yani çok güzel ürünleri var. Diğer yediğimiz tatlılar falan gayet güzeldi ama o ekmeğin içine o kremayı koymuş olmaları yaşadığım şoku hala atlatamadım. Şu ağacın güzelliğine bakın. Burası radyasyon tedavisi sanırım, evet. Görenlerin hastanesi. Kocaman bir ağaç kurmuşlar. Geçen de Instagram'dan doğmuş. Çekmiştim. Şurada bir kocaman bir nohut ağacı var. Fakültenin
ay fakülte diyorum, kampüsün en popüler binasında. Bir de şu makinelerden bahsetmek istiyorum. Hani böyle öğrenci işlerine gidiyorsunuz, deli gibi trip çekiyorsunuz, bir sürü uğraşıyorsunuz falan ya. Gerçi artık en son fakülteye gittiğimde Hacettepe'ye öğrenci işleri de banka olayına dönmüş. Böyle gerçekten hani resmi bir kurum gibi olmuş. Hani kişisel olarak muhatap olmuyordunuz ama fakültelerin içerisinde hala aynı öğrenci işleri. Böyle bir şey istediğiniz zaman sanki kraldan bir şey istiyormuşsunuz gibi falan davranıyorlar. Neyse. Buradan gelip işte öğrenci belgesiydi vesaire ihtiyacınız olduğunuz şeyleri alabiliyorsunuz. Tabii para karşılığında ama hani çok rahat kimseyle muhatap olmadan buradan işinizi halledebiliyor olmak gerçekten çok avantajlı bir şey. Yurda geldim. Şimdi kendime sıcak bir çay demleyeceğim. Ve dinlenip yarınki ameliyata hazırlayacağım kendimi. Herkese günler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.